Plus'ın ve ülkemizin yerli ve milli teknolojide yükselen markası Rufstex şirketinin yaptığı Guard uygulaması ve mobil oyunlar Teknofest'i ziyaret eden bakanların da ilgi odağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca standı ziyaret ederek bilgi aldı. Teknofest'teki yerini alan ve ziyaretlerin ilgi odağı haline gelen Rufstex şirketinin yaptığı Guard uygulaması ve mobil oyunlar bakanlar tarafından da denendi. Guard uygulamasının yer aldığı standın ziyaretçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Teknofest'in Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi. Selam söylüyoruz burada Elazığ'a. Teknofest Türkiye'nin gururu oldu artık. Ama en önemli işlevi gençlerimize azmederlerse, gayret ederlerse, derslerine konsantre olurlarsa gelebilecekleri noktayı göstermek açısından çok anlamlı. Bugüne kadar şöyle bir imaj vardı. Türkiye hani birçok teknolojik konularda geri, başka ülkelere muhtaç gibi bir imaj vardı. Bunu haberlerde ve dijitalde çok rahat duyuyorlar Türkiye'nin yaptığı gelişimleri ama burada gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buluyorlar. O daha onlar açısından, küçükler açısından daha inandırıcı ve kalıcı oluyor. Herkesin fırsatı varsa ziyaret etmesini tavsiye ederim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da standı ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Guard standını ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı. Teknofest'i ziyaret eden ve heyecanına ortak olan Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Kanal 23'e özel açıklamalarda bulundu. Elazığ'da Teknopark'ta çalıştıklarını ifade eden Temel Kotil, Elazığ'ın doğası, teknolojisi ve insanı çok önemli olduğunu söyledi. Kotil, Teknofest'te gençleri harekete geçirmek istediklerini kaydetti. Biz Elazığ'ın Teknopark'ıyla da beraber çalışıyoruz üniversitenin şu anda. Dediğiniz gibi Elazığ çok önemli, hem doğasıyla hem de insanıyla hem de teknolojisiyle, üniversitesiyle, teknoparkıyla buraya gelmediğinde çok sevindik. Aslında burası bir heyecan yumağı şu anda. Asıl yapılmak isteyen gençleri harekete geçirmek.